Merhaba değerli seyirciler. Yeni bir İlmi Hayat programında daha birlikteyiz. İlim ve hayata dair her şeyi konuştuğumuz bu programımızda her zaman olduğu gibi yine çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Caner Taslaman. Bugün Caner Taslaman Bey ile tasarım kanıtı, tasarım delili üzerine inşallah güzel bir sohbet yapacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bu imkanı verdiğiniz için, beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Siz şeref verdiniz programımıza. Gerçekten çok güzel oldu. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Evet. Hocam çok kısa bir seyircilerimize ben sizi tanıtmak istiyorum. Değerli seyirciler, Caner Taslaman hocamız İstanbul'da kimya mühendisi bir annenin, doktor bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi ve küçük yaşlardan itibaren de doğa bilimleriyle ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi'nde de ayrıca siyasal bilimler eğitimi aldı. Sosyoloji eğitimi görürken antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi ile de ilgilendi. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde Big Bang teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı, doktora tezini evrim teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı, doçentlik çalışmasını da kuantum teorisinin felsefe ve teoloji ile bağlantısı alanında yaptı. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde bilim-din ilişkisi seminerlerine katıldı. Japonya ve Japonya'nın Tokyo Üniversitesi'nde misafir akademisyen olarak bulundu. Türkçe, İngilizce, Boşnakça kitapları ve makaleleri yayınlandı. Modern bilim, felsefe, din ilişkisi, küreselleşme ve İslam din felsefesi, modern fiziğin felsefi ve teolojik sonuçları, bilim felsefesi, biyoloji felsefesi başlıca ilgi alanları. Hocamızın çok sayıda eserleri var. Birisi Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı adındaki şu göstermekte olduğum eseri. Bir başkası Big Bang ve Tanrı. Yine Kuantum Teorisi, Felsefe ve Tanrı olmak üzere yayınlanmış başlıca önemli eserleri. Ayrıca hocamızın canertaslaman.com kişisel web sitesi de var. Dileyen seyircilerimiz oradan da hocamızın çalışmalarını takip edebilirler. Hocam, tasarım delili nedir? Tasarım kanıtı deyince akla ne gelir? Felsefe ve dinler için bu delilin önemi nedir? Neden önemlidir? Evvela şunu belirtmekte fayda var. Tasarım delili deyince ben, literatürde gaye ve nizam delili diye belirtilen veya teleolojik delil diye belirtilen, inayet delili diye belirtilen delili de aynı zamanda anlıyorum. Yani geleneksel deliller arasında tabii, sayılan. Bazen bu delilde gayeye, bazen nizama vurgu oluyor ve bu delilin başlıca özelliği evrende gözlemlenen gayeden veya nizamdan bunların tasarımcısına yani Allah'a yükselmek. Tasarım delilinin özelliği. Bu felsefenin olduğu kadar teolojinin de ilgi alanında olmuş bir delil. Diğer bir önemli vasfı bu delilin sadece Tanrı'nın varlığını değil, Tanrı'nın kudreti, bilgisi, evrende hakimiyeti gibi Tanrı'nın birçok önemli sıfatının da bu delille beraber temellendiriliyor olması. Hristiyan dünyasında da, Musevi dünyasında da bu delile belli bir önem verilmiş. Fakat Kur'an bu delile belki de en çok atıf yapan kitap olduğunu söyleyebiliriz. Tek tanrılı dinlerin metinleri içerisinde. O yüzden İslam dünyası açısından ayrı bir önemi olmuş ama dediğim gibi bütün tek tanrılı dinlerin kitaplarında veya birçok felsefecisinde bu delilin özel bir önemi olmuş. Hocam tasarım delilini siz daha çok tercih ediyorsunuz çalışmalarınızda. Evet. Bir de akıllı tasarım diye bir şey, bir terim kullanılıyor. Bunun özel bir sebebi var mı? Neden böyle bir tercihte bulunuyorsunuz? Evet. Şimdi ben tasarım delili demeyi akıllı tasarım ifadesine özellikle tercih ediyorum. Bunun nedenlerinden biri tasarım delili denince Hristiyan geleneğini, Yahudi geleneğini, İslam geleneğini kapsayan, Thomas Aquinas'ı olduğu kadar İbn-i Rüşd'ü de kapsayan, hatta eski Yunan'da Platon, Aristoteles'e kadar giden bir geleneği de kapsayan, daha geniş bir zaman dilimi öncelikle karşımıza çıkıyor. Hatta bunlara karşıt fikirler üzerine süren Epikürus, Lucretius veya David Hume gibi önemli filozoflarla da bir hesaplaşma var tasarım delilinin içerisinde. Fakat akıllı tasarım denince daha çok günümüzde Amerika'da evrim teorisine karşı konumlanmış bir grup anlaşılıyor.
ben tasarım delilini mutlaka evrim teorisine karşı olması gereken bir şey olarak düşünmüyorum. Edmund Husserl'ın sevdiğim bir yaklaşımı var. Bazı şeyleri paranteze alıp da diğer konuyu tartışmak. Bence de evrim teorisini paranteze alıp da tartışılabilecek bir delil, tasarım delili. Yani bundan kastım şu. Yani evrim teorisi ister doğru olsun ister yanlış olsun, tasarım delili için hiçbir şey fark etmeyecek şekilde de tasarım delilinin formüle edilmesi, evrim teorisiyle ilgili tartışmaların önemli ölçüde bir kenara bırakılarak da yapılması mümkün. O yüzden ben akıllı tasarım ifadesini kullanmıyorum. Çünkü akıllı tasarım ifadesi belli bir gruba da isim olmuş bir şey. Yoksa tabii ki tasarım delili bilinçli bir tasarımı ifade ediyor. Yani akıllı bir tasarımı, bilinçli bir tasarımı kastediyor. Ama akıllı tasarım özel bir isim özelliği de var. Intelligent Design dediğimiz olayım. Ben bu yüzden daha çok tasarım delilini tercih ediyorum. Fakat diğer yandan şunu da belirtmem lazım. Akıllı tasarım hareketi içinde Amerika'da birçok önemli bilim adamı ve filozof da var. Mesela William Dembski, Michael Behe gibi. Bence onlar eserlerinden faydalanılması gerekli kimseler. Yani bu tercihim hiçbir şekilde bir akıllı tasarım hareketindeki bilim adamlarını küçümsemek anlamında değil. Sadece daha geniş bir zaman dilimi ne ihtiva ettiği için ve de sadece bir anti evrimci bir şeye odaklanmanın gerekmediği inancında olduğum için yapılmış bir tercih. Yani o parantez arasını alıp konuşmak gerçekten güzel. Evet. İlginç bir yaklaşım. Özellikle akıllı tasarımda o akıllı kelimesi nereye gönderme yapıyor hocam? Şimdi akıllı, ara soru olarak bunu size ben sorayım. Akıllı tasarımdaki akıllı kelimesi bir kere tasarım varsa ortada, burada bir gayelilik gözetliyorsa, düzen gözetiyorsa, bunun bilinçli şekilde yapılmış bir tercih olduğuna gönderme var. Bu evrendeki tabii bilinçli o yaratılışsa bu evrene aşkın olan Allah'ı gündeme getiriyor. Yani Allah'ın evet, bilincini getiriyor. Burada tabii ki Allah'ı gündeme getiriyor derken Allah'ın özellikle kudretle ilgili sıfatlarını gündeme getiriyor. Yani bir bütün olarak tabii ki bir teolojiyi kapsadığı da iddiasında değilim. Fakat çok önemli sıfatlar. Yani dediğim gibi kudreti. Çünkü evrende eğer ki bir tasarım varsa bu tasarımla ortaya çıkan yapılar büyük bir kudreti gerektiriyor. Bunun müthiş bir bilgisi olmasını gerektiriyor. Bütün bunların eğer ki Tanrı dönüştürmüşse, yaratmışsa, şekil vermişse bunları yaratanın bunların üzerine müthiş bir hakimiyeti olması gerekiyor. Eğer ki hakimiyeti varsa o hakimiyeti olanın dualara cevap verebileceğini, buna gücü yettiğini gösterebiliyor. Eğer ki buradaysa insanlar bunu yapanın yeniden yaratabileceğini gösteriyor. Yani tasarım Tanrı hakkındaki bilgimizi, sıfatlar hakkındaki bilgimizi zenginleştiren bir yapıda. Buradaki en önemli şeylerden biri şu. Bilgiden hareket eden bir delil, tasarım delili. Yani bilgisizliğimize sığınan bir delil değil. Birçok kişi tek tanrılı dinlerin yaklaşımının genelde biz bu konuları bilemeyiz, şurada bir boşluk var. Bakın işte biz göz nasıl çalışıyor, izah edemiyoruz. Aa demek ki işte tanrı yapmış, bak insan aklı izah edemiyor şeklinde bir yaklaşımı savunduğunu zannediyor. Oysa tasarım delili böyle bir yaklaşımda değil. Tam tersine tasarım delili bilgiyi önemsiyor. Yani göze dair bilgilerin bizi Tanrı'nın sıfatlarına, evrenin yaratılışındaki mükemmelliğe daha çok ulaştıracağını iddia ediyor. O yüzden bilgiyi kutsuyor, bilime önem veriyor, bilgiye önem veriyor. Tabii yanlış anlaşılmamasın diye bir şey belirtmem lazım. Yani tasarım delili çok geniş bir tarihsel dönemle ilişkili derken modern bilimin verilerine de gittiğini, hatta evet, günümüzde bana göre tasarım deliliyle ilgili delillerin daha çok modern bilimle alakalı evet, olduğunu da burada belirtmekte fayda var. Hocam modern bilimin birçok bulgusunun siz tasarım deliliyle ilgili olduğunu çalışmanızda söylüyorsunuz. Söz gelimi Big Bang teorisiyle evrenin başlangıç süreçleriyle tasarım delili arasında ne gibi ilgiler var, bağlantılar var? Evet, burada kısmen tabii Big Bang'i sorduğunuz için mecburen biraz konumuzun dışına da çıkacağım. Evet. Çünkü, ama Big Bang'den biraz evet, bahsetmekte yarar var. Big Bang'den bahsetmemi istediğiniz için. Çünkü Big Bang aslında literatürde tasarım delili veya tasarım kanıtı denen delilden çok kozmolojik delille alakalı. Şimdi tasarım delilinde tasarımlardan, evrendeki tasarımlardan Allah'ın varlığına bir yükselme var. Kozmolojik delilde ise evrenin varlığını bir açıklama gerektiği,
evrenin kendi kendisinin açıklamasını içinde barındıramayacağından Allah'a bir yükselme var. İslam kelamında özellikle bu delil çok sevilmiştir hocam. Evet, siz iyi bilirsiniz. Tabii. Yani özellikle kelamcıların hudus delili dediği şey bizim aslında şu anda kozmolojik delil dediğimiz şeyle tamamen örtüşüyor. Bertrand Russell bir konuşmasında şey demişti. İşte evren karşımızda duruyor ve her şeyin açıklaması bu evrende var. Demek ki evren kendi dışında bir açıklamaya ihtiyacı yok. Şimdi kozmolojik delille ileri sürülen şey bu evrenin de bir başlangıcı olduğu, yani İslam literatüründeki bir deyim kullanırsam bir mümkün varlık olduğu, zorunlu varlık olmadığı, o yüzden kendisi dışında da bir açıklayıcıya bizi götürdüğüdür. Şimdi Big Bang teorisi 1920'li yıllarda ortaya konmuş bir teori. Büyük patlama kelime evet, anlamıyla. Evet, büyük patlama. Günümüzde artık Türkçe'de bile yani Big Bang terimi de büyük patlamanın önüne geçtiği için ben de daha evet, çok doğru. Başlarda büyük patlamayı kullanıyordum ama sonra ben de Big Bang'i kullananlara transfer oldum. Kozmolojik delilin ile Big Bang teorisinin burada bir birleşmesi oldu 1920'li yıllardan sonra Big Bang ortaya konduktan sonra. Tabii şunu da söyleyelim. Yani 1920'li yıllarda Big Bang teorisi ortaya kondu ama yani 1950'li yıllar, 70'li yıllar, hatta 90'lı yıllarda gönderilen uydularla gelen verilerle Big Bang teorisi sürekli gelişen yukarı fizikte ciddi bir alternatifi olmayan hatta aşağı yukarı bütün fizikçilerin kabul ettiğinde rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir teori. Şimdi Big Bang teorisi evrenin başlangıcının var olduğunu göstererek hudus deliline önemli bir katkıda bulundu. Çünkü teizmle ateizm arasındaki tartışmalara girerseniz aslında çok karmaşık gibi gözükür başta. Fakat çok karmaşık tartışmaların üstüne çıkarsanız aslında bunları kısaca iki grupta gruplayadığımızı görebiliriz. Ateistlerin dediği kısaca şudur. Evren ezelidir, her şeyin açıklamasıdır, geri kalan şeyler tesadüfli olmuştur. Teizmin tek tanrı dinlerinde dediyse şuydur. Allah ezelidir. Evren onun sayesinde var olmuştur. Var olan oluşumlar da bilinçli şekilde tasarlanmış. Şimdi bu başlangıçtaki varoluş yani evrenin ezeli olup olmaması meselesi kozmolojik delilin. Sonraki şeylerin şans mı? Bilinçli bir şekilde oldu mu? Tasarım delilinin konusu. Şimdi Big Bang'te ikisininle ilgili kısmı var ama tabii daha çok bu birinci kısımla ilgili. Tabii asıl konumuz tasarım delili olduğu için Big Bang'in delilleri nedir? Big Bang'ten buraya felsefi olarak nasıl geçiş yapılır? O konuya girmeyeceğim. Fakat şunu da söyleyeyim. Big Bang teorisinin tasarım deliliyle de ilgili çok önemli özellikleri var. Çünkü Big Bang terimi bizi yıkmamalı. Yani Big Bang büyük patlama demek. Patlama genelde biraz böyle rastgele dağılmayı akla getiriyor. Aslında bu Big Bang ismi Fred Hoyle tarafından teoriyle alay etmek için ortaya konmuş bir deyimdi. Zamanla teori ispatlandıkça bu teorinin özel ismi olarak kaldı. Bu ister büyük ayrılma deyin, büyük patlama deyin, ne derseniz deyin ben yine Big Bang demeyi tercih edeceğim. Çok düzenli bir patlama olduğunu görüyoruz. Eğer ki Big Bang patlaması çok hızlı olsaydı madde o kadar hızlı bir şekilde yayılırdı ki gezegenlerin, galaksilerin olması mümkün değildi. Bugün bu programı yapıp da burada konuşmamız da mümkün değildi. Evet. Eğer ki Big Bang daha yavaş bir patlama olsaydı, şuradaki kalemi havaya attığımızda bir anda çekim gücünün bunu durdurup da hızla geri çekecek olması gibi aynı şekilde çok hızlı bir şekilde bir kapanma olacaktı. Yani galaksiler yine oluşamayacak. Şimdi bu çok hızlı olmasıyla patlamanın çok yavaş olması arasındaki kritik ayar, yani şu anda canlılığı ve galaksileri oluşması mümkün olacak ayarda çok çok ince bir dilim. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyonlarda birle ifade edilebilecek bir olasılık. Yani buradan baştan görüyoruz ki tasarım deliliyle ilgili veriler en başta Big Bang'den karşımıza çıkıyor. Bu patlamanın hızı olduğu kadar buradaki madde oranı da mesela başlangıçta oluşan madde çok fazla olsa yine dediğin gibi o çökme olurdu. Yani bu maddenin oranı veya çokluğu da tasarımlanmış bir şey. Yine bu hızlı bir şekilde açılmayla kapanma arasındaki dengeyi buluyor. Mesela Big Bang'in başlangıcı çok sıcak bir ortam. Gittikçe evren genişleyerek ki şu anda da genişleyen bir evrende yaşıyoruz. Evrendeki bütün süreçler bu sıcaklığın azalmasıyla ve bu genişlemenin olmasıyla oluyor. Şimdi başlangıçtaki sıcaklıkta mesela olduğu şekilde olmasaydı şu anda mesela bu çayı burada içemiyor olurduk.
Bunun da nedenlerinden biri başlangıçtaki diyelim hidrojen atomunun ortaya çıkması için o çok yüksek sıcaklık lazım. Daha sonra galaksilerin oluşması lazım ki biz bugün bu çayı içelim. Çünkü ancak çok yüksek ısılı ondan sonraki o galaksilerde bu çayın olmasını mümkün kılacak karbon veya oksijen atomu gibi atomlar oluşuyor. Ve o yıldızların yok olmasıyla, dağılmasıyla onların saçılan karbon ve atomları üzerine kurulan gezegenlerde bizim dünyamızın, güneş sistemimizin var olmasıyla o karbon oksijen atom var ve bu sayede biz varız ve bugün biz bu sayede bu çayı içiyoruz. Ama başlangıçta o çok yüksek sıcaklığı ortak olmasa, o patlama öyle ayarlı olmasa, en başta müthiş bir homojenite de var mesela Big Bang teorisi. Bu da tasarımın gösteren bir şey. En baştaki o maddenin dağılmasında müthiş homojenite olmasa, en baştan kara deliklere dönüşürdü madde. O kara deliklere dönüşmesi de bugün bizim yine bu programı burada yapmamıza ve varlığımıza olanak vermezdi aksiyonum. Çok fazla veri var ama yani birkaç tane daha kısaca sayayım. Mesela protonlarla antinötronlar evrenin başlangıç döneminde o patlamadan sonra açığa çıkıyor. Bu mesela protonlarla antiprotonlar karşılıklı geldi mi birbirlerini yok ederler. Ama şu anda atomların var olması için biz protonlara, nötronlara ve elektronlara muhtacız. Buradaki protonlarla antiprotonlar olduğu gibi nötronlarla antinötronlar, elektronlarla pozitronlar da karşı karşıya geldiler mi birbirlerini yok ediyorlar. Şimdi buradaki tabii eğer ki bunlar birbirlerini yok ediyorlarsa nasıl oluyor da bugün atomlar var şeklindeki soru çıkıyor karşımıza. Tabii bunun cevabı protonların, nötronları ve elektronların sayısı antimaddelerinden yani antiprotonlardan, antinötronlardan ve pozitronlardan fazla olması. Bu da başlangıçta yine bir tasarımı belli oranların belirlenmesini gözüküyor. Hatta bu protonlarla elektronların birbirlerine belli bir oranda da olması gerekiyor. Bu tabii saydığım çok ufak bir şey. Yani atom altındaki güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, elektromanyetik kuvvet, çekim gücü başta çıkan bunların hepsinin belli bir değerlerde olması gerekiyor. Ki bugün dediğin gibi biz bu programı yapabilirim, bu çayı içebilirim, yaşamımızı sürdürebilirim. Evet. Bir de entropiden bahsediyorsunuz hocam. Gerçi böyle çok ara bir şekilde geçti ama entropi nedir? Entropiyi çok kısa bir açıklasak da bu tasarım deliliyle de ilişkisini kurabilir miyiz? Evet, şimdi baştan şunu belirtmemde fayda var. Big Bang'den sonra entropiye geldik. Entropi de aslında kozmolojik delille çok alakalı bir delil. Clausius'un çalışmaları entropinin geliştirilmesinde çok önemli. 19. yüzyılda ortaya konan bir teori, Big Bang teorisinden daha önce. Ve fiziğin aşağı yukarı en temel yasalarından biri, bazılarına göre Eddington gibi ünlü fizikçilere göre fiziğin en temel yasası. Yani Eddington'a diyor ki Maxwell'in yasalarıyla eğer ki bir teoriniz çelişiyorsa sizin doğru olma, Maxwell'in yanlış olma ihtimalini düşünebilirsiniz. Ama diyor eğer ki termodinamik yasasıyla ki yani entropi termodinamiğin ikinci yasası oluyor. Termodinamiğin evet. ikinci yasasıyla çelişiyorsanız doğru olma ihtimaliniz hiç yoktur diyor. Fizikte bu kadar temel kabul edilen bir yasa entropi. 19. yüzyılda Clausius aslında kendisi de simetrik bir formül bulmayı umuyordu. Termodinamiğin birinci yasası gibi yani maddenin enerjiye eşit olduğunu söyleyen yasası gibi. Fakat gördü ki bir anda evrende sürekli düzensizlik artmakta. Yani bir simetri yoktu. Sürekli düzensizliğe giden bir yapı olduğunu keşfetti. Burada tabii çok enteresan felsefi sonuçlar da çıkıyor entropiden. Çünkü bu tek taraflı süreçler ölümün habercisidir. Mesela şurada bir çay var. Bu çayın içindeki ısı buradaki ortama yayılıyor. Bu tek taraflı olarak her zaman denilir. Yani ısı daha düşük ortama doğru sürekli hareket eder. Hiçbir zaman için bu odadaki ısı enerjisi birleşip de çayı ısıtmaz. Aslında bu tabii başta çok yani basit gibi gözüken bir gözlem. Ama bunun felsefi sonucu müthiş. Bunun felsefi sonuçlarından biri bu evrenin mutlaka bir sonu olması gerektiğini ortaya koyuyor. Eğer ki evren çok uzun bir zamandan beri varsa ve sürekli bir düzensizliğe gidiş varsa bu evrenin sonsuza dek var olamayacağını gösteriyor. Evrenin bir gün yok olması olması gerektiğini yani gösteriyor. Yani kıyamet evet. bizim terimimizle. Tabii evrenin bir sonu olması bilimsel açıdan kaçınılmazlığını gösteren belki de ilk önemli yasadır termodinamik. Fakat aslında sonradan felsefi açıdan çok daha temel bir tartışmayla da bunun ilişkili olduğu anlaşıldı. Eğer ki bir evren sonsuza dek var olamıyorsa sonsuzdan biri de var olamaz.
Yani evrenin bir başlangıcı da olması gerekiyordur. Çünkü sürekli düzensizliğe doğru gidiyorsa şu anda sonsuz bir düzensizlik olması gerekirdi. Yani öyle bir şey de olmadığına, olamayacağına göre. Demek ki bir evrenin başlangıcı vardı. Aslında Big Bang teorisinden daha önce entropi yasalarıyla da evrenin başlangıcı olması gerektiği ortaya konmuştu. Fakat Big Bang tabii bunu çok daha güçlendiren bir yapı oldu. Burada yani kozmolojik delille ilgili bilimsel kanıtlarda bir yerde entropi yasasıyla Big Bang yasası birbirlerini desteklediler, güçlerini birleştirdiler diyebiliriz. Entropi tabii diğer taraftan tasarım deliline de çok büyük katkısı var. Şimdi gittikçe düzensizlik oluyorsa evrende, ki bu aşağı yukarı genelde tabii onun fiziki kısmını çok uzun anlatmak istemiyorum. Baryon başına, yani proton nötron başına düşen foton sayısıyla hesapta 10 üzeri 9 gibi hesaplanan bir rakam. Fakat evrenin başlangıcında bunu şunu anlıyoruz. Şu andaki evrenin var olaması için başlangıçtaki entropinin çok düşük olması gerekiyor. Yani bu yüzyılın en önemli matematikçilerinden biri olan Roger Penrose, bu entropinin, başlangıç entropisinin, bu düşük entropinin olmasının olasılık hesabını hesapladı. Burada karşımıza matematik açısından çok anormal bir rakam çıktı. Bunu nasıl hesaplandığına burada girmeyeceğim. Merak edenler kitabımda onu gösteriyorum. Roger Penrose'ın da kitabında var. 10 üzeri 123 gibi çok müthiş bir rakam buldu. Şimdi 10 üzeri 123 ne demek olduğunu başta anlatmam lazım ki yani bunun çok kısa bir şekilde olasılık hocam olduğunu ifade edelim. Şimdi 10 üzeri 123 biz birin arkasına sıfır olarak yazmaya kalksak bütün uzaydaki atomların yazmamız için yeterli olamayacağı bir sayı. Yani birin arkasına 10 üzeri 123 tane sıfır koymamız lazım ki bu sayıyı yazabilirim. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Uzaydaki tahmin edilen proton artı nötron artı foton, yani ışık parçacıklarının sayısı 10 üzeri 90'dan az. Bunların her birinin üzerine 1 katrilyon kadar şey yazsak bile 10 üzeri 123 rakamına ulaşamıyoruz. Yani her protonun üzerine biz 1 katrilyon tane sıfır yazsak, başına bir 1 koysak uzaydaki bütün protonlar, nötronlar bile bu olasılığı ifade etmeye yetmiyor ve evrenin başlangıç entropisinde karşımıza böyle bir rakam çıkıyor. Burada tabii çok önemli bir şey var, bunu belirtmem lazım. Felsefi terminolojiyle ifade etmek gerekirse epistemoloji açısından, yani bilgi teorisi açısından olasılık hesaplarının merkeze konduğu bir yaklaşımla artık tasarım delilinin savunması mümkün oluyor. Yani geçmişte bu analojilerle, yani benzetmelerle yapılan savunmalardan farklı bir yaklaşım olduğuna da burada tabii dikkat çekmek istiyorum. Şu an böyle düşük bir ihtimalle karşı bilim adamları hala nasıl ateist kalıyorlar diye bir şey sorabilir miyiz? Tabii, yani bu çok güzel, nasıl çok önemli bir soru. Tabii bilim adamlarının içinde ateisti de teisti de çok var. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Ateizmin psikolojiyle de önemli ilişkisi var, insan psikolojisiyle ilgili. Tabii onu başka bir programda belki evet tartışmak gerekiyor. Ben o konu biraz, herhalde benden burada beklediğiniz tabii, o değil. O tabii, konuya o değil, girmeyeceğim. Fakat şunu söylemek gerekir. Bilimin metodolojisinin ne olduğunun bununla önemli şekilde ilişkisi var. Günümüzde bilimin metodolojisi metodolojik naturalizmdir. Şimdi bu şu demek, naturalizm nedir, metodolojik naturalizm nedir, felsefi naturalizm nedir, onu kısaca açıklamak istiyorum. Bir de neden benimsenmiş bu hocam, onu da bir kısaca açıklarsanız. Evet. Tabii bunun çok çok uzun bir hikayesi şüphesiz var. Tabii. Yani kiliseyle siyaset ilişkilerinden bence buraya geliyor, oradaki evet paradigmanın buraya nakliyle. Şimdi naturalizm doğanın doğa dışından hiçbir müdahale almayacağını söyleyen bir felsefe. Şimdi bazı kimseler de diyor ki biz metodolojik naturalizm bilimde benimsiyoruz. Şimdi metodolojik naturalizm benimsiyoruz şu. Biz yani Tanrı'nın varlığına, Allah'ın varlığına inanabiliriz. Yani felsefi naturalizme inanmayız. Ama bilimde metot olarak en azından doğanın doğa dışından bir müdahale almadığını kabul ederiz. Yani bu ne demek oluyor, doğa dışından müdahale almıyorsa? Hangi bir şeyden konuşurken Allah'ın varlığına gönderme yapmak baştan yasaklanıyor, şey yapıyor. Yani bilimin metodu buradan daha baştan naturalizm olarak benimseniyor. Aslında burada bence önemli
ortaya çıkan hataların önemli bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Şimdi size basit, yani tarih boyunca bilim adamlarının çoğu da böyle bilim yapıyor. Siz Newton'un bir kitabını alın, bugün doktora tezi diye Newton'un kitabı verilmeye kalkılsa, içindeki Allah'a olan atıflardan dolayı Newton'un tezinin bile ben kabul edilmeyeceğini zannediyorum. Yani bir ilahiyat kitabı gibi neredeyse. Tabii çok Allah'a atıflar var. Demek ki böyle de, yani naturalizm olmadan da demek ki bir bilim yapılabiliyormuş. Yani diğer taraftan daha da hatta ekstremini söyleyeyim. Bugün Darwin'in en önemli kitabı türlerin kökenini bile biyolojide bir tez olarak verilmesi zor. Çünkü Darwin türlerin kökeninde yaratıcıya atıflar yapıyor. Kısmen bahsediyor. Doğa içinde olanları doğal sebeplerle Newton'da, Darwin'de açıklamaya çalışıyorlar ama yaratıcıya yaptıkları ikisinin atıfları var. Tabii burada Darwin'le Newton'u da tabii çok birbirle karıştırmamak lazım. Bu Newton'da çok daha üst seviyede, çok daha önemli bir paya sahip ontolojisinde Tanrı'nın varlığı. Burada naturalizme tamamen teslim olmak. Yani naturalizmi tek ve başka alternatifi olmayan bilimin metodu gibi zannetmek yanılgısı bence. Bilim dünyasındaki ateizmin önemli nedenlerinden biri. Ama dediğim gibi psikolojiyle, başka olaylarla beraber de uzunca irdelenmesi gereken bir konu. Hocam çok kısa bir aramız var. Bu güzel sohbetimize aradan sonra da devam edeceğiz. Değerli seyirciler, Doçent Doktor Caner Taslaman hocamızla tasarım kanıtı üzerine gerçekten güzel bir sohbet yapıyoruz. Hocam en son metodolojik naturalizmden bahsetti. Bu konuda başka ekleyeceğiniz var mı? Çok kısa bir şey belirttim. Metodolojik naturalizmin yaptığı şuna benziyor. Yani bir kendisi kural koyuyor. Ondan sonra değerlendirmesini sanki o kuralı koymamış gibi yapıyor. Mesela şuna benziyor. Diyor ki metodolojik, diyelim ki bir spor müsabakasında şöyle bir kural konuyor. Deniyor ki zencilerin atletizm müsabakalarına girmesi yasaktır. Daha sonra geliyor birisi açıklama. Bunda tartışmayın diyor. Ondan sonra birisi geliyor diyor ki bakın atletizm müsabakalarında hep beyazlar birinci oluyor. Zenciler demek ki atletizmde başarısızlar. Şimdi metodolojik naturalizm yaptığı şu, diyor ki siz bu evrenden, evren dışına atıflar yapmanız yasaktır diyor. Ben kuralı koyuyorum diyor. Yani tasarım delili şeklinde böyle konuşmalar yasaktır diyor. Ondan sonra diyor ki bilim kitaplarını buna göre yazdırtıyor. Daha sonra bilim kitapları böyle yazılınca diyor ki aa bak diyor, bilimin içinde demek ki diyor Allah yokmuş diyor, Tanrı yokmuş diyor. Buradaki önemli bir yanlış var dikkat çekilmesi gereken. Metodoloji ile ontoloji farklıdır. Yani metodolojiden ontolojiye sıçrama dediği, benim bu şekilde isimlendirdiğim bir yanlış yapılıyor burada. Yani metodoloji ontolojiye, yani varlığın doğasına nasıl ulaşacağımızla ilgili ancak yöntem vaaz edebilir. Bununla ilgili bir kurallar vaaz edebilir. Ama eğer ki varlığın doğasına ulaşamıyorsa, edemiyorsa o metodolojiyle, sonuçta ben ona ulaşamadım der. Veya şeyde. Çünkü metodolojik naturalizmle, yani ateistlerin yaptığı, tabii bunu da bir kısmı dediğim gibi sadece bilim alanı içerisinde için bunu düşünüyor. Onları da almamız lazım. Yani ateizme atıf yapmayan bilim adamları da çok. Bir kısmıysa buradan konan kurallardan, metodolojiyle baştan koydukları kurallardan ontoloji üretiyorlar. Yani ontolojiyle ilgili sonuçlara varmadan, kuralın kendisinden sonuca sıçıyorlar ki ben buna metodolojiden ontoloji üretme yanlışı şeklinde kitapta isimlendirmiştim. Bir de şuna dikkat çekmek lazım. Yani sorunlar genelde kökenle ilgili konularda çıkıyor. Her tarafta sorun çıkmadığı için bilim adamları bunu anlamıyor. Mesela kalbin çalışması, gözün nasıl çalışması veya bir doktor gözü diye bir göz ameliyatı yapacak. Burada sorun çıkmıyor. Bir ateistle bir Allah'a inanan bilim adamı beraber hiçbir tartışma olmadan aralarında çalışabiliyorlar. Veyahut da mesela bir televizyon üretilecek. Yani o televizyonun üretimindeki mühendisler o tip üretimle ilgili süreçlerde çok rahat birbirleriyle ateist veya ateist olmayan bilim adamı çalışabiliyor. Veya ay güneş tutulması hesaplanacaksa matematiksel hesaplarda da bir sorun yok. Fakat sorun nerede çıkıyor? Sorun kökenle ilgili sorularda çıkıyor. Bu bilimsel verilerin felsefi değerlendirmelerinde, teolojik değerlendirmelerinde çıkıyor. Teknolojik üretimde çıkmıyor. Ama naturalizmin orada öbür alanlarda ondan çok önemli bir sorun teşkil etmiyor. Fakat naturalizmi kökenle ilgili bütün sorunlara veya buralardan yapılacak felsefi çıkarımlara genişletmemek, yani metodolojik naturalizmi böyle tamamen bir felsefi naturalizme dönüştürmemek önemli. Evet hocam, bir de insancı ilkeden söz ediyorsunuz. Bu insancı ilke nedir? Tasarım deliliyle de bir bağlantısı veya o açıdan önemi nedir?
İnsancı ilke, evvela şunu söyleyeyim, Anthropic Principle diye geçen ilke, ilk olarak 1974 yılında Brandon Carter tarafından ifade edildi. Bu fizikte birçok verinin canlıların ve tabi burada özellikle insana vurgu vardı, ondan Anthropic Principle dedi. Aslında bu bence canlılar ilkesi dense daha da güzel olabilirdi. Canlıların varlığını mümkün kılacak şekilde evrendeki birçok kritik ayarın yapıldığı gözüktü. Mesela evvelden entropi ile ilgili verdiğimiz örnekte olduğu gibi veyahut da evrenin genişlemesiyle ilgili örneği düşün. Aslında çok geniş bir spektrum çıkıyor karşımıza. Daha hızlı patlamalar veya daha yavaş patlamalar canlıların ve insanın varlığına sebebiyet verecek ki aradaki çok çok ufak. Katrilyon çarpı katrilyon çarpı katrilyon larda birle ifade edilecek bir olasılık ancak canlının varlığını mümkün kılacak şekilde. Ve bunun gibi daha birçok olasılık tespit edildi. İşte dediğin gibi o doğa yasaları ile ilgili olsun, fizik dünyayla ilgili olsun, canlılar dünyasıyla ilgili olsun. Birçok böyle kritik ayarın yapıldığı tespit edildi. Ve bunlar artık matematiksel olarak da ifade edilebilen olasılık hesapları da ifade edilmesi mümkün olan ayarlardı. Şimdi bunlar da insanın varlığını bunları mümkün kıldığı anlaşılınca evrende bir anthropic principle olduğu, yani bir insancı ilkenin olduğu söylenir. Tabii bu insancı ilkenin herkes de böyle bir teolojik sonuçlar çıkarmak için yorumladı ama bu felsefede ve teolojide önemli tartışmaların başlangıç noktası oldu. Yani burada tabii şeye dikkat etmek gerekiyor. Tabii tasarım delili açısından da bence bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tasarım delili özellikle modern bilimin verileriyle destekli, iç içe, yani çok geniş bir tarihsel kökene sahip olmakla beraber yeni bulunana ve yeni bilgiye çok aç, onu çok seven, ona çok yönelen bir delil olduğuna da burada dikkat çekmek istiyorum. Evet. Hocam bir de bu doğa yasalarının tasarımı, fizik yasalarının tasarımı konusunda neler söylersiniz? Şimdi ben kitabımda tasarımı ben kozmolojik... de kitabınızı göstereyim bu arada. Sağ olun. Şimdi kozmolojik delil dışında tasarım delilinin içindeki tasarımları dörde bölerek inceledim. Bunlardan birincisi doğa yasalarının tasarımıydı. İkincisi fizik ki dünyanın tasarımıydı. Üçüncüsü canlılar dünyasının tasarımıydı. O fiziki dünyanın içinde canlılar dünyasını ayırdım. Hatta canlılar dünyasının içinde zihni, insan zihni ayırıp zihnin tasarımı diye dördüncü bir madde olarak inceledim. Bunların içinde doğa yasalarının da tabii özel bir önemi var. Şimdi doğa yasalarını diğerlerinden farklı olan şey, doğa yasaları evrenin daha o ilk başlangıcında hemen ortaya çıkan, ilk başlangıcında olduğu gibi bugün de olan şu anda burada olduğu gibi uzayın herhangi bir yıldızında da aynı şekilde geçerli olan yasalar. Şimdi bu doğa yasalarının tasarımı da birkaç şekilde gösterilebilir. Bunlardan birincisi matematiksel verilerle de gösterilebilir. Mesela güçlü nükleer kuvvet, evet, veyahut da çekim gücü. Mesela çekim gücü diyelim ki bundan çok daha kuvvetli olsaydı evrenin başlangıcında her şey kara deliklere dönüşür. Eğer çok daha gevşek olsaydı canlılığı mümkün kılacak atomlar oluşturacak o gezegenler, yıldızlar oluşmazdı. Yani çekim gücünün de bir şiddeti de tam tasarımlanmış. Bu nerede? Bir doğa yasası. Çünkü evrenin en başlangıcında şu anda dünyada olduğu gibi başka yerde de geçerli. Şimdi bunun tasarımı bir matematiksel olarak ifade edemiyorum ama diğer bir tanesi de belki bir sanatçının ön sezileri gibi bir yaklaşımla bakabiliriz. Bu da şöyledir. Evrenin başlangıcında o doğa yasaları var olduğu için şu anda var olan her şey de aslında bu doğa yasaları ile alakalı. Yani evrenin başlangıcında aslında o doğa yasalarındaki potansiyelde şu anda var olan her şey gizli. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki bir Bach'ın müzik yapıtı. Sezen Aksu'nun bir şarkısı. Baştan o da potansiyel olarak var. Yani üzerimizdeki bu gömlekte nasıl değerimiz baştan potansiyel olarak varsa üzerimizdeki bu gömlek de potansiyel olarak baştan var. Yani sadece kulağımız değil.
cep telefonu da başlangıçta potansiyel olarak var. O daha yasaların içinde içkin olarak duruyor. Potansiyel olarak herhalde. Belki keşfi daha sonra evet. yapılıyor. Burada işte ben de tam ona benzer bir terminoloji kullanmıştım. Yani tasarımı da belki burada ikiye ayırabiliriz bir kısım. Şimdi yaratıcı tasarımcı Allah oluyor. Evet. Başlangıçta tabii bazı şeyleri doğrudan yaratarak, bazı şeyleri de evrenin başlangıcındaki o potansiyelde yaratarak. Yasalar halinde, evet. Ama sanatçılar, terziler, mühendisler de keşfedici tasarımcılar. Eğer ki bu gözle tabii evrene bakarsak, yani da aslında Allah'ın varlığının delillerini her yerde gören bir bakışa da ulaşabilir. Sadece yani kuşların ötüşüne baktığımız zaman değil, herhangi bir şarkıcının şarkısına baktığımız zaman da bir tasarımı görebiliriz. O şarkı başta potansiyel olarak yaratıldığı içindir ki vardır orada ve dinleniyordur. Cep telefonu da insan kulağı kadar tanrısaldır. Çünkü potansiyel olarak vardır. İnsan gömleği de bir yerde insan derisi kadar tanrısaldır. Çünkü onların hepsini yaratan doğa yasaları, onları yaratan ham madde başlangıçtan potansiyel olarak vardı. Ve o potansiyelin içinde bunlar mümkündü olmaları. Ancak gün gelince keşfedildiler. O yüzden aslında doğa yasalarının tasarımı naturalizmin içinde bile büyük ölçüde kalındığı zaman bile aslında tasarımın inkar edilemeyecek şekilde karşımıza çıktığını gösterirler. Aslında birçok kimse yanılıyor. Aslında Darwin'in kitaplarına, Darwin'in bile bu şekilde bir tasarım kanıtına atıf yaptığı bölgeler var. Yani daha var. Evet. O yüzden doğa yasalarının tasarım kanıtına özel bir yeri olduğu, önemi olduğunu düşünüyorum. Hocam fizik yasalardan da belki bahsetmek gerekir ama süremiz azalıyor giderek. Canlılar dünyasındaki tasarımlar. Bu çok önemli. Bir de proteinlerle ilgili sizin kitabınızda söylediğiniz evet, çok önemli yani konular. Proteinlerle ilgili de ben bir örnek olsun diye canlılar dünyasındaki tasarımları anlatmaya tabii saatler yetmez. Evet. Onlarla ilgili ortak yaşamlardan bahsetmek isterdik. DNA'dan bahsetmek o kadar isterdik. Süremiz yok hocam ama canlılar proteinden dünyası 2-3 bahsedelim. Dakikalık bir süremiz var çünkü. Şimdi hücreyi fabrikaya benzetirsek proteinleri burada makineye benzetebiliriz. Proteinlerle ilgili olasılık hesabı proteinlerin, bir proteinin bile tesadüfen bu evrende ortaya çıkamayacağını gösteriyor. Ben kitabımda serum albümin diye bir protein aldım. 584 amino asitli bir protein. Yani proteinler amino asitlerin birleşmesiyle, arka arkaya gelmesiyle oluşurlar. Hücrede belli bir vazifeyi yaparlar. Şimdi bu 584 amino asitli serum albümin proteini örnek olarak alalım. Bunun tesadüfen oluşma ihtimali bu evrende, sırf dünyamızda nedir diye bakalım dedim. Burada mesela birincisi proteinlerin sol elli olması gerekiyor. Yani sağ elli de daha doğrusu amino asitlerin sol elli olması gerekiyor. Proteinlerde sadece sol elli amino asitler kullanılıyor. Sol elli bir amino asit, sağ elli amino asitle olma ihtimali aşağı yukarı aynı. Yani 1 bölü 2 ihtimal diyebiliriz. Yani 584 amino asitli bir proteinin o zaman olma ihtimali sadece yani bu sol elli amino asitlere sahip olma ihtimali 1 bölü 2 üzeri 584 ediyor. Diğer taraftan proteinler de peptit bağları oluyor. Şimdi amino asitler peptit bağı yaptığı gibi aslında başka bağlar da yapıyor. Bu da mesela kaba olarak ihtimali 1 bölü 2 olarak alabiliriz. Mesela burada tabii her iki tane amino asit bir tane peptit bağı yaptığı için, üç tane, iki, dört tane, üç yaptığı için 1 bölü 2 üzeri 583 ihtimal karşımıza çıkıyor. Yani bu da kabaca 1 bölü 10 üzeri 351 de bir ihtimal ediyor. Tabii bu amino asitlerin bundan çok daha kompleks bir şekilde dizilmesi var. Canlıların vücudunda kullanılan 20 amino asit var. Her birinin doğru yerinde olma ihtimali 1 bölü 20. O zaman her birinin tam doğru yerinde olma ihtimali 1 bölü 20 üzeri mesela bu protein için 584 yani 1 bölü 10 üzeri 351 ediyor. Şimdi bu ne demek? Evvela ona olasılıkların ne demek olduğuna konsantre olmak lazım. Mesela şöyle bir hesap yapalım. Evrenin yaşı 15 milyar yıl. 15 milyar yıl çarpı 365 gün çarpı günlerdeki gün sayısı 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye yapalım. Evrenin başlangıcından şu ana kadar aşağı yukarı kaç saniye geçtiğini bulur. Bu sırf 10 üzeri 18 olarak ifade edilebilen bir sayı. Şimdi 10 üzeri 18 saniyede evrende
10 üzeri 90 parçacık var. Yani proton, nötronlar kadar fotonları da kattım. Yani 10 üzeri 90 parçacık. Yani evrendeki parçacıkların her biri bir hareket yapsa evrendeki saniyede 10 üzeri 90 çarpı 10 üzeri 18 eder. 10 üzeri 108 yapar. En yüksek kimyasal hızda alsak bunu 10 üzeri 12, 10 üzeri 120 yapar. Yani evrenin her bir parçacığının bu uzaydaki zaman boyunca kimyasal hızda hareket etse yapacağı hareket sayısı sırf 10 üzeri 120. Şimdi proteinlerin sırf sol elli herhangi bir proteinin sırf sol elli amino asitlere sahip olma ve peptit bağı yapma olasılığı bile bunun çok çok daha düşük. Ve en basit bilinen bir E. coli gibi bakteride bile birkaç bin tane protein olduğunu düşünün. O birkaç bin tane proteini yan yana getirseniz de canlı olmaz. Onun DNA'sının olması ondan daha karmaşık. Mitokondrisi olacak, şey olacak. Yani canlılar dünyasına girdiğimizde bu kadar olasılık açısından imkansız yapılarla durumlar, çıkıyoruz. Evet. Hocam süremiz bitti aslında ama iki cümleyle insan zihninin bu açıdan önemi nedir? Onunla kapatalım. Şimdi insan zihninin önemi tabii çok kısa bir şekilde yani benden çok bir, uzun konuyu tabanlamam evet. gerekiyor. Yani insan zihninin tasarımınla ilgili ben 6-7 madde çıkartmıştım. Yani insan zihninin şu anda olduğu gibi olması için bir en insan mesela evren dış evrenin anlaşılır olması, yasal olması lazım. Yasal olmadan insan zihni çalışamaz. Çalışamaz evet. İnsan zihninin a priori kategorilerinin olması lazım. Yani zaman, mekan gibi şeyleri algılaması lazım. Kant herhalde bunların tasarım delili için kullanıldığını duysa çok şaşırırdı. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Diğer taraftan insan zihninin matematiksel düşünme özelliğine sahip olması lazım. İnsan zihninin dil özelliğine sahip olması lazım. İnsan zihninin hafıza ve duyu algılarını değerlendirme gibi özelliklere sahip olması lazım. Ve bütün bunlardan bence çok daha önemli, çok daha özellik bununla insan zihninin hocam. Bilinç özelliğine sahip olması lazım. Gerekiyor. Tabii bunların her birini açmak lazım. Tabii. Ve insan zihnine tabii tasarım kanadında özel bir önemi var. Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten bu çok güzel, çok bilgilendiğimiz bir sohbet oldu. Seyircilerimiz de sanıyorum aynı kanaattedir. Değerli seyirciler, doçent doktor Caner Taslaman hocamızla tasarım kanıtı üzerine gerçekten çok güzel, ilginç bir sohbet yaptık. Yeni bir İlmi Hayat programında yeniden görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.